Uzayın derinliklerinde, dünyadan tam 600 ışık yılı uzaklıkta, bir başka dünya yatıyor. Kepler-22b adı verilen bu gezegen, aynı anda hem tanıdık hem de yabancı. Bilim insanlarının altın saçak bölgesinde keşfettikleri bu gezegen, yaşamın mümkün olabileceği en heyecan verici adaylardan biri. Peki, Kepler-22b nedir? Neden bu kadar özel ve gelecekte bize ne gibi sırlar fısıldayabilir? Bu videoda, bu esrarengiz gezegenin sırlarını keşfederken, sınırları zorlayan bilimsel keşiflerin arkasındaki büyüleyici hikayeyi birlikte inceleyeceğiz. Kepler-22'nin yörüngesinde dönen, yaşanabilir bölge içinde, yani bir gezegenin yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceği bölgede bulunan bir dış gezegen olan Kepler-22b'nin keşfi 5 Aralık 2011'de doğrulandı. Kepler-22b, Dünya'nın yarıçapının yaklaşık 2,4 katıdır. Yörünge periyodu 289,9 gündür. Ve bu da yörüngesinin yarı büyük eksenini 0,85 astronomik birim olarak belirler. Bilim insanları, yeni keşfedilen gezegenin baskın olarak kayalık, gazlı veya sıvı bir bileşime sahip olup olmadığını henüz bilmiyorlar. Ancak keşfi dünya benzeri gezegenleri bulmaya bir adım daha yakın. Gezegen bir süper dünya. Yani dünyanın kütlesinin belki de 10 ila 15 katı aralığında bir kütleye sahip bir gezegen. Nelerden oluştuğunu bilmiyoruz. Ancak dünyanın çapının yaklaşık 2,4 yu olan boyutu göz önüne alındığında, kaya, demir, buz ve sudan oluşmasını bekliyoruz. Büyük olasılıkla yüzeyinin çoğunu kaplayan bir okyanusu var. Gezegenin bir atmosferi varsa, beklediğimiz gibi, yüzeydeki ortalama sıcaklık yaklaşık 72 derece Fahrenheit olmalıdır. Ev sahibi yıldız, Güneşimize oldukça benzeyen bir yıldızdır. Eğer gezegende yaşıyor olsaydık ve yıldıza baksaydık, bizim Güneşimize çok benzer görünürdü. Kütlesi ve boyutu hemen hemen aynıdır. Ancak biraz daha sönüktür. 1995'te keşfedilen 51 Peg-B, Güneş benzeri bir yıldızın etrafında bulunan ilk gerçek gezegen olarak kabul edilir. O zamandan beri, doğrulanan gezegen adaylarının çoğu, yıldız gezegen sisteminin kütle merkezi etrafındaki yıldızın yalpalamasını ölçen Doppler spektroskopisiyle bulundu. Yer tabanlı geçiş araştırmaları, bir sonraki en büyük öte gezegen sayısını buldu. Kepler, dünyanın atmosferinin gözlemlere müdahale etmemesi için uzaydan bir geçiş araştırması yaparak, şimdiye kadar 2000'den fazla öte gezegen adayı buldu. Kepler, özellikle NASA Kepler için bir görev uzatması verirse, çok sayıda yeni öte gezegen keşfetmeye devam edecek. Bulunan yeni gezegen, Kepler-22b, Dünya ile oldukça ortak özelliğe sahip. Bizim Güneşimize çok benzer özelliklere sahip bir yıldızın yörüngesinde. Yıldıza olan uzaklığı, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye yakın. Yıldızı etrafındaki bir dönüşünü, bizim bir yılımıza epey yakın olan 290 günde tamamlıyor. Yüzeyinde su ve kayalar olması ihtimali var. Tek sorun gezegenin büyüklüğünün Dünya'nın 2,4 katı olması. Bu büyüklük, gezegende yaşam ortaya çıkması ihtimalini düşüren bir faktör. Boyutu nedeniyle, gezegenin Neptün gibi kaya çekirdeğe sahip bir gaz devi veya tamamen okyanusla kaplı bir su gezegeni olması mümkün. Kepler teleskobu şu ana kadar Güneş sistemimizin dışında 2326 gezegen keşfetti. Bunların 139 tanesinde yaşanabilirlik kriterleri mevcut. Yeni bulunan Kepler-22b ise her ne kadar Dünya'dan büyükse de diğer adaylardan küçük. Yaşanabilirlik bölgesinde bulunan gezegenler içinde boyu ve yüzey ısısı Dünya'mıza en yakın, yıldızı ise Güneş'e en benzer olanı. Kepler-22b hakkında şu anda bilinenler göz önüne alındığında, bilim insanları gezegenin muhtemelen bir okyanus gezegeni olduğuna inanıyor. Yüksek yüzey çekimi, geniş kara alanlarının oluşmasını zorlaştırır ve yıldızından uzak konumu, yüzeyde büyük miktarda sıvı suyun oluşmasına izin verir. Daha yüksek kütlesi, Kepler-22b'nin makul derecede kalın bir atmosfere sahip olduğunu da gösterebilir. Yoğun bir atmosfere ve yüzey özelliklerinin eksikliğine rağmen, Kepler-22b hala engin okyanusunda yaşama ev sahipliği yapabilir. Gezegen dışı gezegenleri incelemek olağanüstü zordur. Sadece çok uzakta olmakla kalmazlar. Aynı zamanda ana yıldızlarına kıyasla aşırı sönüktürler. Ancak teleskoplar daha güçlü hale geldikçe, Kepler-22b gibi gezegenleri doğrudan gözlemlemek mümkün olabilir. 2021'de fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, uzak gezegen dışı gezegenleri doğrudan gözlemlemek için gereken teknolojiyle donatılmıştır.
Kepler-22b, James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın gelecekte gözlemleyebileceği potansiyel bir gezegen dışı gezegendir. James Webb Uzay Teleskobu, gezegenin gerçek kütlesini ve bir atmosferin varlığını ve bileşimini belirleyebilmelidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.